Benim herhalde öyle bir şeyim mi var? Böyle bir basın açıklaması yapacakmışım gibi bir hali mi var her daim? Anlamadım ama. Biten her diziyi bana soruyorlar. Neden bitti? Geri gelecek. Barış Arduç ve Elçin Sangu ile oynadık. ondan sonra da hiç görmedim kendilerini. Düşman olma, şey ol, aileden ol, ol dediler. Evet. <laughs> Ona güldüm O çok iyi biliyor. İzleyince. Abi spor bitti. Ve biz bir daha görüşmedik. <laughs> şaka şaka. Magazin ne, ne oldu? Çok o, kelime, soru. O kelimeyi demeseydim oradan... Ben şimdi alacağım ama. E hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun ya? Şuraları kesiyoruz tabii. Ya kesme hiçbir şey kesme. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten? Görüşmek üzere. Sakatata <laughs> hayır. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Yalçın Afuzoğlu. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel, koşturmaca gidiyor. Güzel. Sete gidiyorum, okula gidiyorum, stüdyoya gidiyorum, eve gidiyorum. O kadar. <laughs> Başka Okul. bir şey yap. Haliç Üniversitesi'nde ben yüksek lisans yapıyorum tiyatro. Hı, hmm, Komşuyuz. Evet, Komşu yakınız. Evet, evet. <laughs> Güzel. Dizden bahsedeceğiz. Mhm. Onun önce şöyle biraz genel başlayalım istiyorum. Peki oyunculuk senin için nasıl başladı? Bunu merak ediyorum. Şimdi dinliyorum bir sürü konuk geliyor. Bazıları şöyle tık keşfedildim, böyle tesadüftü diyor. Bazıları da ben bunu çocukluktan beri istiyordum diyor. Senin hikayen nasıl başladı? Ben çocukluktan beri isteyenler isteyenlerdenim. İsteyenlerden. Ee, şöyle başladı. 8 yaşındaydım ben. Ve davul çalmaya başladım. Hı. Okuduğum bir okul vardı. İlkokula gidiyordum bir vakıf okuluna. O bir yıl sonu konseri veriyordu. İşte mezunlar Yeni mezun olacaklar falan filan lise lise tarafı da var. İşte onlarla alakalı bir konser veriyordu. Ben o konsere kaçak girdim çünkü ben ortaokul ve ilkokul tarafındaydık biz. Biz almıyorlardı yani. Ben oraya kaçak girdim. Sonra bir şey oldu orada böyle kaçak kaçak izlerken dedi ki oradaki işte orkestra şefi ki onlar da İstanbul Devlet Konservatuarının orkestrasıydı tamam mı? Biz bu okulda bir işte bir kurs gibi işte güzel sanatlar lisesi mi açmak istemiş artık bizim okul? Ne yapmak istemiş? Bilmiyoruz. Oradaki hocalarla mı anlaşmış? Onu da bilmiyoruz ama e, bir kurs gibi bir şey yapacağız dedi. Katılmak isteyenler konserden hemen sonra gelsinler dedi. Bu arada ben de o konsere kadar şimdi o konsere kaçak girmemin sebebi var benim. O konsere kadar iki tane ablam var. Bir tanesi benden 11 yaş büyük. Bir tanesi 18 yaş büyük. Bunlar deli gibi müzik dinliyorlar. Bizim evde işte Pink Floyd'undan Led Zeppelin'i Queen'den aklına ne, ne gelirse yani, Madonna'sına, Michael Jackson'da falan. Arabada giderken hep müzik dinleniyor, evde bir tane işte teyp var, orada ben müzik dinliyorum, kulaklık falan filan. O da müzik ya, ben dedim <laughs> görmem lazım nasıl bir müzik bu, 8 yaşındayım. İşte girdim falan filan, dediler ki biz burada şey yapacağız, kurs açacağız, katılmak isteyenler gelsinler. <laughs> Caz yapıyor bu herifler bu arada. Ben, o oh, heyecanla ben istiyorum, ben istiyorum falan filan diye koşarak gittim. İfşa ettim kendimi. Ya bunun ne işi var burada diye baktılar. Sekiz <laughs> <Öyle gülüyor> çocuğun şey ne işi hani. var burada? Hani biz bize koca adamlar, liseliler falan değil miydik? Öyle, bir de öyle bir şey var ya o zamanlar. Neyse aldılar beni orada eğitmeye başladılar. Sonra işte gel zaman git zaman böyle işte sahneye çıkıldı 12 yaşında. Bir auditoriumu vardı buranın. İşte mesela 250 kişilik bir sahnesi vardı. Orada çıktı konser verdi falan. Ben onu böyle sevdim. Ya seni o yaşta kabul ettiler ve konserler çıkmaya başladılar. Tabii tabii başladın. ettiler. Hmm. Çünkü ben direttim yani. Ben çalacağım, davul çalacağım ben falan diye direttim. Bir de severdim böyle davul vurmalı hmm. falan. Gel zaman git zaman işte sahneye çıktık bilmem ne oldu falan filan tiyatroya merakın gelişti. O yine aynı okulda işte bir tiyatro kolu vardı falan. Orada da işte bir müzikal yapılıyordu, bir şey yapılıyordu. Hep şu sanatta iç içe bir yerde olsun. Güzel. olur mu olmaz mı vesaire derken ben zaten kafama koymuştum yani. 12 yaşında ben müzik yapacağım, oyunculuk yapacağım diye kafama koymuştum. Sanatla ilgileneceğim. Evet. Ama tabii lisans zamanı geldiğinde İşler değişti, İşte ailenin maddi durumu biraz sarsıldı. O dönem krizimiz çıktı falan. Ailenin maddi durumu sarsıldı. Ben de çevre mühendisini kazanmış bulundum. Ya benim işte gitmiş olduğum kurslar, dershaneler falan vardı o dönem. Orada da bir hocamız vardı. O da şey demişti ya sen çalıyorsun da bu zaten. Tiyatroya da merakım var. Yapıyorsun zaten. E git çevre mühendisliği oku diye dünyanın en yanlış kararını bana aldırttı. Çünkü ben yapmak istediğim mesleğin Eğitimini alsam e zaten mühendisliği de o değil mi yani hani o da bir meslek falan işte onlar yok ve girdik lisansta onu okuduk sonra işte yüksek lisansta Haliç Üniversitesi'nde tiyatro. Hı. Hmm. Bitirdin yani sen de. o bölümü? Ee, bitecek inşallah bu sene bitecek. İnşallah. İnşallah biter Öyle yani. de girdin? Evet ya yani çocukluğumdan beri vardı. Şimdi kariyer sürecinde ilk dizi yanlış değilse Google amcaya sorduk ve kiralık aşk olduğunu gördüm. Hmm. Doğru. Değil mi? Hmm. Doğru bir sıkıntı yok. Ee, nasıl bir başlangıçtı senin için? Kiralık Aşk. Üç bölüm oynadım ben orada. Üç bölüm. Konuk oyuncuydu ko, 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 Yani işte. Gibi. Üç bölümcük. Üç yani bölüm. Konuk oyuncu olacak kadar bir şeyim yoktu yani. Konuk hmm. oyuncu biridir. Ve o gelir üç bölüm oynar, ona konuk oyuncu deriz de yani. Ben daha, daha yeni başlıyorum. Öyle bir şey değildi o. Ee, güzel bir deneyimdi. Ben çok heyecanlıydım orada. Çünkü yani kamera önündeki ilk deneyimimdi de o ve hani bilmiyorum diziyi bilmiyorum. Nasıl bir dizi olduğunu bilmiyorum. Neyi oynayacağım onu bilmiyorum. Son dakika gelmiş. Nasıl geldi onu da bilmiyorum zaten. O dönem çalıştığım bir menajer arkadaşım vardı. Öyle bir denk geldi. yani. gidelim mi gitmeyelim falan. Gidelim dedim yani. Ne, neyini düşünüyoruz Hadi kalk gidelim. Hadi gidelim. Yani gidelim. Bir şeyler olsun ki işi büyütebilirim falan. Tabii, tabii. Çok zor bir süreç o çünkü. ilk bir şeylere başlama süreci çok zor. Ama güzel bir işle başlamışsın. Bayağı evet. seviliyordu o dönem o iş çok seviyorum. Evet. Yani ben inanamadım. Şöyle inanamadım. Gittik, oynadık. Barış Arduç ve Elçin Sangu hı hı. oynadık. ondan sonra da hiç görmedim kendilerini. Ama mesela Barış Arduç'un çok iyi davrandığını hatırlıyorum bana. Hı. Heyecanlıyım böyle işte oturmuşum bir yerde falan yani iş yok, iş yok falan böyle hani. Hı. Öyle bir yerden yaklaştığını hatırlıyorum. Mesela muhabbet ettiğimizi falan hatırlıyorum. güzeldi yani öyle bir deneyimdi. Ben neyde şaşırdım asıl? Biz çünkü gittik, oynadık, yaptık, ettik. Ağzımız kurudu, su istedik falan. Öyle bir geçti orası. Günahıyla, sevabıyla var. Açın izleyin YouTube'dan. Ama şu çok enteresandı. <gülüyor> İzledim. <laughs> İzledin mi? Şu çok enteresandı. Ertesi yayınlandı birinci bölüm. Bir sahnen mi, iki sahnen mi ne var? Ertesi gün ben Moda'da yaşıyorum. Yıllardır çay içtiğim Moda Çay Bahçesi var. Arkadaşımla oraya gidiyoruz falan. Abi dedik bir çay, bir simit falan oturduk. 14 15 yaşında genç insanlar yani kız erkek falan geliyor. Fotoğraf çekilir mi fotoğraf çekilir mi falan ben de idrak edemiyorum hala. Yani ne olmuş olabilir yani? <laughs> Aa olandı dizi böyle öyle bir diziymiş o falan. Evet. Oraya döndü sonra iş. Heyecanlıydı güzel. O kadar yani. haberin yok dizinin iyi bir dizi olduğundan falan. Ya iyi bir dizi olduğundan haberim var devam ettiğinden, yüksek reyting <laughs> aldığından falan ama benim bir sahneyle o kadar ilgi göreceğimden güzel. haberim yoktu yani. Hani sonuçta o dizinin starları var. O dizinin bir izlek var o dizide. Hani önemli bir izlek <laughs> var falan. Ben öyle gittim bir iki sahne oynadığım gibi düşünüyordum. Meğersem insanlar o dizide oynayan herkese zaten bu şekilde yaklaşıyor. İlgi gösteriyor. İlgi Hala da izleniyor biliyor musun? Beni hala sadece oradan bilen var. Gerçekten mi? Tabii tabii. <laughs> ben ama yok yorumlarda daha çok Hızır Ali diye görüyorum. E tabii 5 yıl sürdü çünkü o. Evet o, o, o daha yoğun galiba ama beş yıl sürdü. evet Kiralık Aşkın bu yurt dışına falan da böyle bayağı fanları var. Var gerçekten var. Yani bir de şey niye bitti devam edecek mi diye bana soruyorlar kiralık. <laughs> Zaten benim olayım bir tane tüm... <laughs> Hiç böyle evet, ama benim herhalde öyle bir şey mi var böyle bir basın açıklaması yapacakmışım gibi bir hali mi var her daim anlamadım ama. Biten her diziyi bana soruyorlar. Neden bitti? Geri gelecek mi? Bahsetmişken e, diziden de biraz bahsedelim madem yeri gelmişken. 6-7 sezon dediğin kadar sürdü hani Hı -hı. ve hep her yayınlandığı günde reytinglerde birinciydi açık ara ve çok seviliyordu gerçekten Hı -hı. dizi. Sen nasıl dahil olmuştun? Neler kattı sana sence? Çok klişe bir şey söyleyeyim. Hadi söyle. <laughs> Ama öyle şimdi yani bu klişe... aile de... gibi olduk. Ya aile gibi olduk. Onları geç zaten de. Ee, bu klişelere hani benim açımdan şey, hakikaten eğitim yeri gibiydi yani. Okul gibiydi. Okul gibiydi, gerçekten okul gibiydi. Ben Kiralık Aşk'ta işte yarım saat anlattım, şeyi <laughs> e, kariyeri yapmıştım yani. kariyerim vardı. <laughs> kiralık Aşk'ta bir tane ufak bir filmde oynamıştım. Ee, evet arada bir film var. Keşif diye bir filmde <laughs> Yine ufak bir sahnede oynamıştım ve iki, iki üç sahnesi vardı falan. <laughs> Onlar arka arkaya zaten, iki ay arayla hepsi. Derken işte 6. 7. ayında bu kamera önünde ne yapabiliriz acaba diye araştırdığımız 6. 7. ayda birkaç tane diziyle görüşüyordum ben. Eşkıya'ya da aslında yine 15 bölüm falan gidecek kötü adam aksında yer alan <laughs> Taner diye bir karakter vardı. Hızır'ın kızının sevgilisi Hızır'ın kızını kaçırıyor falan filan sonra da bu çocuğu felaket bir şekilde öldürüyorlar. Öyle bir Aks vardı. Ben de onun için deneme çekimlerine girdim. Beni gördüler dediler ki olmaz dediler. Yani. Çünkü Oktay Kaynarcı'ya benziyorsun. <laughs> Senem Çeliye benziyorsun. <laughs> Hepsini geçtik. Yunus, Emre Yıldırım'a e benziyorsun? Zaten yani, ikizi gibisin. Yani, yani, düşman ailede niye bizim aileden biri olsun ki falan diye böyle bir işte cevap verler. Evet Evet abi falan dedik biz de. Ben de diğer işlerle görüşmeye başladım. Aradan bir iki ay, üç ay geçti. Hmm. Sonra telefon çaldı. Dediler ki ne yaptın sen görüştün mü işlerle falan? Merve Hanım kas direktörüydü. Ee, dedim ya yani böyle işte görüşürüz ediyoruz falan ya bir gelsene falan dediler. Sonra akıllarındakini söylediler. Böyle dahil oldum. Hmm. Ee, Düşman olma e, şey ol aileden ol, ol dediler. Kendine oldu. Ya öyle bir fikir gelmiş akıllarına ee, işte Ceylan'la Hızır'ın zamanında bir çocuğu var. Bunu işlemeye <laughs> başlamışlar birinci bölümden itibaren yani <laughs> ikinci sezonun birinci bölümden itibaren. 9. bölümleri büyüttüler, büyüttüler. Ben geldim, sonra dahil olduk falan. Ama o süreç de çok heyecanlı bir süreç benim için. Zaten ilk 6 ay ben ne yaptığımı ve nerede olduğumu bilmiyorum yani. Öyle bir süreç o. Ondan sonra işte rayına oturdu her şey. Ben... Kendimi daha rahat ifade edebildim hı hı. falan filan alıştık gündemde böyle gelişti. E, çok söyleyen oldu az önce de konuştuk ama e, bir iki nasıl yorumlar geliyor diye tekrar sormak istiyorum. Yunus Emre ile sizi çok benzetiyor herkes <laughs> ben de dahil hatta e, geçen konuştuk az önce ben karıştırmıştım sizi falan. Evet. <laughs> <laughs> nasıl yorumlar alıyorsun çevrenden bununla ilgili? Ş şöyle bir anımız var yani <laughs> ona güldü mü o çok iyi biliyor bak izleyince. <laughs> Yunus abiye güldü mü biliyor. <laughs> Şöyle bir şey var şimdi. Ben Fenerbahçeliyim. Yunus abi Fenerbahçeli. Ben Kadıköy'de yaşıyorum. Yunus abi Kadıköy'de yaşıyor. İyiyim. Tipimiz benziyor. Aynı spor salonuna gidiyoruz. Allah. <laughs> mı, Her konuda karışmaya yani, müsait. Bir de göz renklerimiz farklı. Evet. Geçen bu iki sene, pandemiden önce hatta yani. 2 üç sene önce. Biz spor yapıyoruz Yunus abiyle. Spor salonunda. Melisa, Yunus abinin eşi. Melisa Yıldırmer. Böyle Uzaktan kahkaha atarak bize doğru geliyor. Biz de böyle... <laughs> Bak ne oldu falan dedi. Sonra aynada bir bakın kendimize dedi tamam mı? Aynada baktık. İkimizde de, de gri tişört. İkimizde siyah şort. Siyah çorap. Ya, tarzlar da benziyor. Her şey aynı. Abi spor bitti. Ve biz bir daha görüşmedik. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> onu beklemiyordum. Bu güzel olur daha değil mi? böyle <laughs> Döndük ve gittik. Ya bilmiyorum. Çok enteresan bir şekilde. Böyle abi kardeş gibiyiz. Yani çok samimi. Geçtik. Özel hayatınızda da öyle misiniz? Tabii, biz görüşürüz. Deli gibi hmm. görüşüyoruz yani. yani. Çok o beni arar ben onu ararım. Zaten aynı mahallede yaşıyoruz. Her dakika beraberiz. İşte muhabbet ediyoruz. Maç izliyoruz. Maç yapıyoruz. İşte, hiçbir şey yapmıyorsak yürüyoruz falan. Yani biz hep görüşüyoruz Yunus abi. Ne güzel. Ee, çok iyi bir dost, çok iyi bir abi. Ya, abi denmesinden de pek hoşlanmıyor. Yani daha bir dost bir yerden yaklaşıyor. Ee, ve şey yani be benzerliğimizi hep karıştırıyorlar ama artık bence Kadıköy olarak alıştılar bize. Yani hani, <laughs> Orası tanıdı en Orası azından. tanıdı. Dışarıda ilk defa görenler de artık hani göz rengi bunların farklıydı ha bu. Özellikle gündüzse bu, ayırt edebiliyorlar ayırt edebiliyor. muhtemelen. Akşam Gece ise ya bilmiyorum şu ara biraz ayrıldı o. Kaştan maçtan herhalde benim şurada bir ara izi falan var. Hmm. Bir de bu pandemi döneminde bence dizi çok izlendi. Yani evet. orada da böyle hani ikiz kardeşleri de ayırırsın ya bir süre sonra. Evet. Biraz ona döndü. Yani insanlar fark etmeye başladı ama tabii ben bunu çok suistimal ettim. <laughs> İtiraf et neler yaptım? <laughs> <laughs> yaptım yani. <laughs> Yanısın ben niye? Yani bizim orada bir büfe var mesela. Gidip oraya hesabı yaz demiştim var ya. Yani. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Cüzdan yok o an yanında. <laughs> tamam Yunus abi diye bir Yunus abi söylemiştim var abi. Senden bir goralı yedim abi. <gülüyor> 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 Çok iyi ama ya. Yapmışlığım var yani. Şimdi eğri eğri doğruya doğru ne diyeyim yani. Ya o kadar Öyle benzetmişsin <laughs> Hakkın olmuş yani bence. Olsun, bir olsun o kadar yani. yani. Bir goralımız Güzel. olsun. Güzel. Sevdim bu hikayeyi. Peki Hızır Ali, Çakırbeyli olarak ben böyle postların altına bakıyorum hala yazıyorlar her fotoğrafının altına falan. E, nasıl tepkiler, nasıl dönüşler alıyorsun? Sokakta falan mesela söyleyen oluyor mu? Bazı şeyleri çok ciddiye almadan yaşıyorum ben. <laughs> ben bir iş yapıyorum ve bu iş izleniyor. Ve birileri de beni o iş sayesinde biliyor, görüyor, <laughs> tanıyor. Ve e, oradan da bir yakınlık kuruyor. Çünkü evindeyiz adamın, televizyonundayız yani. Evet. Oradan izliyor, çok samimi görüyor, durduruyor, devam ediyor, o hikayeyi takip ediyor ve o hikayeyi de bizler canlandırıyoruz. Beni de tanıyınca e tabii gidip yani biz bunu mesleki olarak yapıyoruz. Bu aktör kimmiş? Bu aktör nereden eğitim almış? Ne yapmış? Hangi oyunlarda Hı -hı. oynamış? Başka bir oyunu var mı? Başka bir filmi var mı? Falan gidelim izleyelim, öğrenelim. Hani biz onu yapıyoruz ama bir izleyen yani bu meslekten olmayan bir izleyen bizi izliyor ve geçiyor aslında. Ve sadece seni Hızır Ali biliyor. Selim biliyor. Neyse işte Barış olarak biliyor. Can olarak biliyor vesaire. Gelip de öyle bir muhabbet kurmaya çalışması, çabalaması aslında benim bir şey olduğumdan dolayı değil de onun o diziyi çok sevmesinden ileri geliyor. Evet. Yani çok bunu çok ciddiye almamak lazım. Tabii, o yüzden tabii. de böyle Hızreli diyor mesela biri geldiği zaman. Ha, merhaba abi nasılsın? Sağ ol. Abi, sen nasılsın?" Böyle bakıyorum bazen o o Hızreli'yi görmek istiyorsa eyvallah abi, selam falan. <laughs> bazen canı görmek istiyor. "Ne haber?" falan. Ben görünüyorsun muhabbet falan gidiyor ve bundan da ben hoşlanıyorum. Yani niye hoşlanmayayım ki bu sonuçta izlenmiş ve sevilmiş bir karakter. Tabii tabii. Ama şöyle bir yaşamamak lazım yani. O herkes bizi tanıyor. Seni değil, Hızreli'yi tanıyor herkes yani. Beni kimse tanımıyor. Bir de ben böyle magazini falan da çok sevmediğim için. Magazin... Ne, ne, oldu? e magazinci insan adamı söylenmez ki. ya şöyle... Toplayalım. Nereden çıkarsa. O, kelime, o, o, kelimeyi demeseydim oradan <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle magazini sevmiyorum derken magazincileri anladım, anladım. sevmiyorum anladım, anlamında anladım. değil. Yok sevmeyi de <laughs> yani aslında şöyle. E, Magazin... Tamam biz bunu kapatalım. <laughs> Kapatmayalım bak şöyle benim hayatım, ben kimsenin hayatını merak etmiyorum, <laughs> İşini merak ediyorum ben daha çok. Az evet. önce söylediğim gibi yani giriyorum IMDB'den bakıyorum bu adam kimmiş, ne yapmış, ne etmiş, müzisyen kimmiş, hangi albümlerde çalmış, kimlerle müzik yapmış vesaire vesaire gibi şeyleri merak ediyorum. Gidip de o adamın eltisinin kaynağıyla yapmış olduğu <laughs> kısır muhabbeti hiçbirim ilgimi çekmedi şimdiye kadar. Ve hatta daha net söyleyeyim o adamın politik görüşü bilinmesi falan da umurumda olmadı yani. İşine bakıyorum ben insanlara. Zannediyorum ki insanlar da böyle düşünüyor. Anladın mı? O yüzden de bir magazin bir şey soru zaman yani ne söyleyeyim şimdi ya. <laughs> Aptallıyorum anladın mı demeye çalıştım. Evet anladım. Ben. İlişkiniz nasıl gidiyor? Ya ben geçen çaydanların altına açık unuttum ama. <laughs> bunu, bunu mu demeliyim acaba? Yani mesela nereden ele almalıyım? <laughs> ah, çok iyi bir ilişkimiz var desem. Kime ne az benim ilişkimden yani. Ama işte oyuncu olunca da insanın bunlara yani sanat dünyasında olunca alışması gerekiyor. Mesela bir işe giriyorsun bir patlıyor. E, tanınıyorsun ve insanlar bunları merak ediyor. Araştırıyor, bakıyor bunun falan. Bunun sanatla da alakası yok. Sporda da bu böyle. <laughs> Anladın ya, mı? Başka yani Başka dallar. Işte, i̇ş adamı oluyorsun. Tanınmak i̇ş adamında işte bile ekran. öyle. Evet, evet. Yani bunun demek ki yaptığımız işle alakası yok. Göz önünde olmayla alakası i̇şte var. İşte evet. Evet biraz böyle hani şey yapmakta fayda var. Ben çünkü söylemem, anlatmam özel hayatıma. Hı hı. Ben şimdi alacağım ama. E hadi bakayım. Berkay <laughs> <laughs> da oradan bakıyor <laughs> falan gibisinden bana. <laughs> şimdi özel hayatı gireceğim ama ondan önce son olarak bahsetmezsem olmaz tabii ki. Yalnız Kurt dizimizde de var. E, şu an rol aldın ama yakın zamanda veda edeceğimiz. E, o senin için nasıl bir projeydi? Değişik Değişikti. Değişik. E, Bitecek yani. Bir iki haftamız var bizim. Hı -hı. Herhalde bu yayınlandığı zaman final Dikmiş vermiş olabilir. olacak. Hı -hı. 32 ya da 33. bölümde final vermiş oluyor. Hı -hı. Ee, şimdi şöyle. Eşkıya ile neredeyse dışarıdan ilk duyduğun zaman Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Yalnız Kurt falan. Duyduğun zaman aynı janra gibi geliyor ama ben içine girdikten sonra anladım farklı diziymiş. Hı -hı. Ee, bir tanesi mafya üzerinden bir şeyler anlatıyor. Bir tanesi eski asker e, mafya ayağı da var ama eski asker üzerinden bir şeyler anlatıyor. Hı hı. Eski asker, eski asker arkadaşları bir tim oluşturuyorlar ve o timin mücadelesiyle alakalı bir şey. Çok keyifliydi benim için. 12-13 hafta çalışmış olacağım totalde. Hı hı. Ama Çağatay Hoca ile Çağatay Hoca gerçekten e, müthiş bir insan. E, çalışmış olmak çok mutluluk verdi bana. Rol arkadaşlarımla da çok kısa sürede çok keyifli anlar yaşadık. E, Güzel. E, bir de yani bildiğim isimlerdi. Yani piyasadan da bildiğim isimlerdi. Hı hı. Mesela Buhara, Alper falan. Onlarla çalışmış olmak da mutluluk verdi. Peki ya o kadar bahsettik o dizi bu dizi şu dizi hepsinden Bakıyorum bahsettik. Buna. Ben de bir bakınca aklıma geliyor. <laughs> Unutamadığım bir set anısı var mı? Var. <laughs> Eşkıada bir tane sahne var. Hızırla Hızır ile Hızır Hızır arabayla gidiyorlar. İşte mafya şöyle böyle bilmem ne. işte düşmanlar bunlar konuşuyorlar derken. Önde bir tane tır yavaşlıyor. Sağdan soldan iki tane tır sıkıştırıyor. Arkadan bir tane tır vura vura bizi öndeki tırın içine sokuyor. Hmm. Böyle bir sahne var. yani böyle bayağı ablukaya. Aksiyon dolu bir sahne. İçeri sokuyorlar ee, ve bizi kaçırıyorlar. Gaz bombası atıyorlar. Biz silahları çekiyoruz, vuracağız falan derken olmuyor. Gaz bombası atıyorlar, biz bayılıyoruz vesaire. Şimdi orada <laughs> arkadaki tır bize vurdu gerçekten. Gerçekten Yani 70 falan vurdu. Hani biz Oktay Kaynarca ile Oktay abiyle beraber şöyle falan olduk. Ee, ve benim 3 hafta falan boynum ağrıdı yani. Ya. Ve ben bu anıyı unutamadım bak. <laughs> Baya gerçek yaşamışsınız hepsini. Gerçek yaşadık. Bir de bir sürü kamera var. Bir kere de olacak ve bitecek. Yakında orada çekiliyor. Geniş de orada çekiliyor. Bilmem de orada çekiliyor falan filan. Ve benim de tek bir şansım var. Ee, o işte öndeki tırdan bir rampa inecek. O rampaya ben arabayı da hani Oynarken bir yandan da yerleştireceğim. Hmm. Ama bayılmam lazım. Ee, oradan da kancaya takacaklar ve çekecekler bizi. Ben işte onu yaptık yaptık bilmem ne. Paydos dediler. Bitti dediler falan. 3 yani hafta böyle gezdim. Ben bunu ya. unutamıyorum yani. <laughs> bu anıyı unutamıyorum. Şey set kazası. <laughs> set kazası değil bu. Bu trafik kazası yani. <laughs> 70'le vurdu çünkü. Doğru. Arkadaki <laughs> vardı. <laughs> bu değil yani. O kayarsın düşersin cam kırılır bir şey olur ışık düşer falan. Evet evet doğru. Dayı vurdu bize ya. o sahneyi bir daha izleyin. Tamam ben merak Benim etsin. ağzımı okuyun yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim ağzımı okuyun. Ses yok ama bir ağzımı okuyun. Kesinlikle izleyeceğim evet. o sahneyi. Kaçıncı bölümde? Hatırlamıyorsun. Tamam. Hızır Ali ve Hızır kaçırılıyor falan öyle bir şey yazabilirsin belki vardır videosu. Evet. Peki oyunculuktan bahsettik. Biraz müzik konuşalım. Az önce de söylemiştin, şöyle düşkünüm, merakım var diye. Buna bakmam lazım. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda en iyi enstrüman ödülünü almışsınız. Grubunda da en iyi beste ödülünü almışsın. Devam evet. ediyor mu müzik çalışmaların? Ediyor. Alkera diye bir grubum var. Aa, süper. Ee, i̇şte şarkılar çıkartıyoruz. Yakında albüm çıkartacağız. Konserlerimiz oluyor. Harika. Ee, progressive metal. Yani çok farklı bir tür diyebilirim. Yani Türkiye'de. Ki metal dinleyicileri bilirler. Rock hı hı. dinleyicileri bilirler ve genel dinleyiciler bilmeyebilir. Hı hı. Ama bakın yani belki hoşunuza gider. <gülüyor> <gülüyor> Sen sadece bir şey kısımda mısın? <laughs> ben davulcusuyum Davul. grubun ama besteleri biz grupça yapıyoruz, beraber yapıyoruz. Bir hı. de benim Nefes Records diye bir şirketim var. Bizim grubun gitarcısı ve Fikret Ertan diye başka bir, üç kişiyiz, arkadaşımızla beraber. Yapımcısıyız aynı zamanda işin hı hı. ve e, grubun davulcusuyum, bestelerini beraber yapıyoruz. Konserlerimiz oluyor, klipler çekiyoruz Neyse. vesaire devam ediyor, kendi yolunda devam ediyor. Güzel bir kitlesi de var, ne seven de var. E, şimdi İngilizce ve Türkçe karışık yapıyoruz biz. Bu önümüzdeki yaz bir işte albüm çalışmamız var. Ondan hı hı. sonra yurt içi ve yurt dışında artık konser konser devam edecek gibi görünüyor. oyuncular ara mı vereceksin? Yok. Devam, Onu Berkay ayarlayacak. Berkay ayarlayacak <gülüyor> mı? <laughs> Takvim ayarlayacak. Hadi bakalım. Yok, süper. Ben hiç <laughs> ayırmadım ya oyunculuktu müzikte falan. Ben sahne sanatları diye bakıyorum hepsine. Hmm. E, farklı disiplinler ama kökü aynı, aynı yerden besleniyor. Her alanda varım diyorsun. E, var yani. Yetenek var. Var. <gülüyor> yani... <gülüyor> Yalan yok. Ya onunla o, o, o öyle bir yerden değil de. Sevdiğim bir şey yapıyorum ve bunun için bana para veriyorlar. Yani bu benim sorunum olmaktan çıkıyor. Para verenin sorunu o. o düşünsün. Daha güzel bir <laughs> da olabilir ki var diye. bu hayatta değil mi? Evet yani sevdiğim mesleği yapıyorum yani. Daha ne isterim ki yani. Yakışıklılık da var. O da, o da var. <laughs> güzel. Peki e, hiç bunun dezavantajını yaşadığın oldu mu? Hani böyle olur ya yakışıklı... Yakışıklılık evet. evet. Derler ya işte sadece başrollere <laughs> düşünüyorlar işte hani yeteneğim olmadığı için konuyorlar falan gibi durumlar oluyor ya sektörde. Avantajını yaşadın mı o zaman Avantajını, öyle Avantajını yani benzerlik işte az önce anlattığım <laughs> açıdan yaşadım. Dezavantajını yaşamadım galiba. Ama estetik kaygım yoktur benim onu söyleyeyim. Hmm. Yani işte ay saçımın şurasını şöyle yapayım. Ay işte... Buram bozulmuş, buram çizilmiş. falanmış. İşte dur karnımı içeri çekeyim göbeğim çıkmasın falan. Yani çıksın var yani. <laughs> Daha oralardayım ben. Daha böyle organik bir yerdeyim aslında. Bakış açım da o yönde. O yüzden de zaten beni gördükleri zaman standart bir yakışıklı gibi de belki algılamıyor olabilirler. Hani bir böyle o bu adam ne yapmış ya bu adam dediğin tipler var ya böyle bir gülü bembeyaz dişler var falan. Hı hı. Yani öyle değiliz biz yani. Biz daha, yani <laughs> daha, hani daha normal bir yerdeyim ben. Hı hı. Ee, çok merak etmiyorum o tarafları o bakım o bilmem ne o saç o şey o kılık o kıyafet falan. olduğum gibiyim ben yani. Hani o yüzden Belki öyle algılanmıyor olabilirim. Hmm. Yani Hani şey dedin ya az önce işte bize sadece başrolleri veriyorlar. Falan. <laughs> Verin ne güzel işte. <laughs> yani. yani şöyle düşünüyorlar ben işte yakışıklıyım diye veriyorlar. Ben yeteneğimle gelmek istiyorum falan gibi. Bilmiyorum ben yakışıklıyım diye bana hiç zor vermediler yani. Hmm. Benziyorum diye katkısı olmuştur. Ama yani günün sonunda oynuyor musun oynamıyor musun abi ona bakarlar yani. Şimdi derler ki yaş 35 yolun yarısı. Sen de 30 yaşlarına geldin. Değil mi? 30 yaşınsın yanlış bilmiyorum. 33 yaşındasın. Nasıl bir yalçın çıktı 30 yaşlarına ortaya diye sorsa. Vallahi daha sakinim bu hmm. arada. Ben eskiden biraz daha heyecanlıydım yani. Şimdi daha sakinim. Ee, daha meraklıyım. Eskiden daha hızlıydım yani. Bakmazdım, merak etmezdim falan Şimdi daha bir irdeleme anlama dinleme falan biraz daha oturdu yani biraz evet oturan. biraz daha empati yapabiliyorum falan ee, isteklerim hala aynı arzularım da aynı orada bir değişiklik yok gibi hissediyorum bir de hala aslında aynı insanım aynı arkadaşlarımla görüşüyorum <laughs> aynı çevrelerdeyim yani çok bir şeyde değişmedi ama daha sakin olduğunu söyleyebilirim ama Yerine göre, <laughs> onu da söyleyeyim yani. <laughs> öyle ay işte falan filan gibi bir yerde de değilim yani. Eğleniyorsak da eğleniriz yani. Bir partideysem diyorsun? Bir konserdeysem, yani partiler martiler bana çok gelmiyor. Hmm. Ee, ama konserdeysem onun canını okurum. Müziğin ritmini? Canını okurum yani. İşte tamam. Bir şey varsa orada yaparım, dibine kadar yaparım. Ama yani öyle çok eskisi kadar dışarı çıkmıyorum, gece çok dışarı çıkmıyorum artık. Hmm. Ee, fırsatını bulursam kitabı işte okuyorum, bir şey izliyorum falan filan öyle takılıyorum daha çok yani. Anladım. Peki özel hayat demiştik. Heh. Geleceğim demiştim. Hadi bakalım. <laughs> Çapkın biri misin? Çapkın biri miyim? Ya benim çok uzun süredir ilişkim var ya. Yani 6 hmm. Bak yıl onu oldum. bilmediğim için. Tabii 6 7 yıldır. Ne güzel. Bir, devamlı bir ilişkim var. İyi ee, iyi de bir ilişkim var. Güzel. Ondan öncesinde de çapkınımdır herhalde ya. Yani Hatırlamıyorum. Hayır, şöyle hatırlıyorum tabii canım hatırlamaz olur ama her yalnız erkeğin yapmış olduğu, hmm. her yalnız kadının yapmış olduğu çapkınlıkları yapmışımdır yani. Hmm. Ay yok ben rahibeydim ya. Orada ben <laughs> kafamı gömüyordum kuma gibi bir şey ya da o ben çok çapkın neler neler falan gibi bir şey mi? Ben magazinciye ne vermem lazım şimdi? Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun ya? Ben var ya acayip falan. Ef var ya falan. Bundan ne de, ne demeli şimdi bana ama yani? Ama şimdi ben bilmiyordum ki uzun ilişkin olduğunu. Nereden? Öncesine bak <laughs> söyleseydin ona göre davet Hayır uzun ilişkiyi bir kenara bırak. Öncesiyle alakalı bir <laughs> insan nasıl bunu sevdi? Ben çok çapkınım. <laughs> yani birazcık şıp sevdiydim. Biraz hızlıydım eskiden falan. Ya gençtim yedim. ya. Yani genç, gençtim işte abi. <laughs> gençliğim verdi yani gençliğim Gençliğin verdiği hız da vardı. Gençliğin verdiği bir kadına tanışmanın getirdiği heyecan da vardı. Vardı yani. Hani öyle, ama ben müthiş çapkındım ha falan demek çok iddialı bir şey bak. Bunu diyen adamdan kaç yani. <laughs> Ondan, Arkana bile ben bak. Ben bari çok, çok çapkındım ama şimdi evliyim artık. O falan gibi. yani bilmiyorum. Peki evlilik demişken var mı öyle bir düşünce? Evet muhakkak var canım yani. Bunun da bir şeyi var, bir gidişatı var. Evet. Bakacağız. Hadi evet, hayırlısı o zaman. O zaman kısa sorulara <laughs> geçiyorum. Tamam. Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünüyorsun. Sağlık ve aile hariç. Aaa. Hiç ikisini de. Onlara düşmüş. Ha tamam. İkisini ikisini söylemeyecektim yani. Davul. Davul. Bateriye. Hiçbir anlamı kalmaz hayatım. Gerçekten. Tabii mi? tabii. Her şeyin başlangıcı o 8 yaşındaki o hikaye işte. O sahne sanatları oradan tiyatro fırlaması için dinlenme falan davul yani. Güzel cevap. Tabii. Bak genelde aile deyip sağlık deyip çıkıyorlar bu işin içine. Allah ben onu sağlık versin onlara öyle değil. O şey yılbaşında hep derler ya ne dilersin işte kimse sağlık, Kimse de para mutluluk. vermez <laughs> yani. Hayvan gibi para istiyorum abi. Çünkü para varsa sağlık var, para varsa bilmem kimse de bunu söylemez. Buraları kesiyoruz Herkes mi? <laughs> ya kesme hiçbir şey kesme ya. Kimse de bunu söylemez <laughs> yani. Doğru. Ağzına asla sürmediğin, kokusunu bile tahammül edemem dediğin bir yemek, bir yiyecek var mı? Var. İşkembe. İşte bu. Buldum sonunda aradığımı. Neydi? Ya ben de sevmiyorum. Kimseden de alamıyorum ya. şu cevabı. Bak Ay, ben çok şey kötü ya. ya. Sakatat bende yok. Ya ben... ben kokoreç yerim de. Kokoreç sakatattan saymıyorum. Evet, evet ekmek bence de. Arası bir şey yok. Bence de. Bence de <laughs> katılıyorum. Ben, evet, Ama sakatat bende yok. Bence de. O çorbacının önünden geçiyor. Kelle peçalar, işkembeler falan. Ah. Tebrik ediyorum ya. Yani. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek gerçekten. üzere. Sakatata hayır. Tüm programı bunu söylemek için. <laughs> Aradığım konu, yıllar sonra buldum ama gerçekten çok sevindim. Değil mi? Mesela şimdi eşkıya da oynamış. Yalnız kurt da oynamış. Takım elbiseyle buraya gelir bu çocuk. İşkembe çorbası yok mu der bir çay içer falan. Teslimim nerede <laughs> falan. benim? <laughs> alakası yokmuş ya. Şey. alakası yokmuş. Hiç yok. de öyle televizyonda görüldüğü gibi biri değilmişsiniz ya. Aynen öyle. <laughs> Ona uyan tam olarak sensin biliyor musun? <laughs> Kendini nasıl tanıyor ama? Cimri biri misin? Tutumluyum. Cimri değilim. Hmm. Bir şey için para harcamam gerekiyorsa kapatırım gözümü harcarım. Ama hmm. her şey için de para harcamam. Bunu hmm. Ayağım yani. yorgununa göre diyorum. Yorgansa artık o yorgana göre <laughs> uzatırım yani. Ama şey değilimdir. Hakikaten böyle yani sırf bir şey için para harcamam. Peki en böyle spesifik bir şey var mı? Buna mutlaka çok para yatırırım dediğin herhangi bir şey. Ayakkabı olur, e, müzik aletleri olur, müzik kitap aletleri, olur, bir şey olur. Müzik aletleri, <laughs> kitap. İşte bu platformlar, film, dizi platformları <laughs> falan bunlara yani tüketmeyi sevdiğim şeylere para harcarım yani. Hı. Bilgisayar, yani mesela teknoloji falan bunları harcarım para yani. Anladım. Peki stok yapar mısın sosyal medyada? Var mı bir fake hesap? Stok şey, takip. Hı hı, böyle gizli Yok ya sen? ben direkt mavi tıkımla gurur duyuyorum ben yani. Oradan direkt bakıyorum. Görsünler. Diyorsun. Takdir ettiğimi de bilsinler. Peki yani. hesap var mı? Yok. Yok. Şöyle bir hesap var ama. Ee, bu işte platformlar şunlar bunlar falan filan işte evdeki televizyon. İnlenlerdeki bir şey. Onun için açmış olduğum bir hesap var Hı. ama yani oradan gidip açıp da onu takip etmiştim falan yapıyorum. Hı, ben takip ederim ya. Ben ararım zaten. Yani <laughs> da uğraşamam yani. Ben ben direkt şey yaparım. Ben netimdir o konularda. Hiç böyle merhaba ne haber ben seni çok seviyorum falan derim. Yani. <laughs> çok tabi, iyi. tabii. Hiç hiç kasma böyle. Ne, neyden çekineceğim? Yani? Katılıyorum. Peki final sorusuna geldik. Hadi bakayım. Bitiriyoruz. Mi? Sonunda bitiriyoruz belki. <laughs> Berkay orada, yanıyor <laughs> Berkay orada. Geç kaldı. Berkay oradan. gelsene, finali beraber yapalım ya. Şu ceketi Hadi de gel. getirsene. Bir de Ceket. Hadi gel. Peki final sorumu sorayım o arada ben de. Tamam. Ee, bize programın adına yakışır, Yasemin'ce itiraflara yakışır. Bir itirafta bulunur musun? Bulunurum. Hadi bulun ceketli birlikte. Ceketin doğruluğu zaten. Evet. Değil mi ya? Şimdi ben bu ceketi gördüm kayıt öncesinde. Gel yanımıza otur istersen. Gördüm ve dedim ki, ya, çok güzelmiş mi? giy. Olur. Ama arayı bölmeyin ya, yani. ben buradan böyle... Gel gel, otur otur, aramıza otur. Daha güzel olmaz mı böyle daha Tamam sonra. gel. E, tamam daha sınırlı. Ama biraz, biraz bakın sonra çıkaracağım. <laughs> Çünkü çok saçma bir şey yapıyoruz şu an. Ve ne olur bunu kesme. Tamam mı yani? Yok yok burayı kesmeyeceğim. Sakın bak, her kameraya bakıyorum bak. Sakın yani. Şu an niye böyle bir gereksiz bir şey yaptım? Yani, ne kadar ağır olduğunu da gerçekten iyi anlattınız. Bakayım. Evet. Şunu. Ağır. Evet. Evet Şimdi gerçekten ağır. Çıkart şunu Hadi çıkar terleme. Evet buyurun. Işıklar var. Bunun bir hikayesi var ve sizinle paylaşacağız şimdi. Evet, evet bunun hikayesi aslında bak şey itiraf değil de hani güzel bir anekdot niyetini <laughs> anlatabilirim. O soruya <laughs> da cevap verebilirim çünkü. Tamam şey, tamam olur. Fön makinesi sesini çok seviyorum. <laughs> bak al istediğin cevabı verdim sana. Fön makinesi sesi, sesi var ya yeni benden oluyor. Allah Açarım Allah, Allah. Saat, bak, gerçekten bak uyurum onunla. Gerçekten Üniversitedeki mi? ev arkadaşım böyleydi ve ben dünyada tek o böyle zannediyordum. Aha al işte. Bir tane de benmiştim. Bir tane de benliyorsun. Kesinlikle çok severim abi. Açarım uyurum. Yani abi. Açıp uyumam yani ama <laughs> uyumam gerekirse uyuyabilirim <gülüyor> anlamında. <gülüyor> Bunun hikayesi şöyle. Bu deri ceketin hikayesi. E, Oktay abinin gençlik yıllarında giydiği deri ceket. E, ben buraya geldiğimde deri ceketin çok güzeldi dedin. Evet. Onu, ona binaen konu açıldı. E, seviyorum giymeyi. Hikayesi var. Anısı var. Belki ağırlığı ondandır. Oktay abi giymiş. Gençlik yıllarından <laughs> beri bunu giyiyor. Evet evet çok güzel. Ve bana şöyle bir şey söyledi. Olur da bir gün bir filmde, bir dizide oğlunu oynayan biri olursa bunu ona ver dedi. Ya. Evet. Bu yani benim ama şimdilik benim. Bundan sonra ben ceketi de oğlum oynayan bir evladım. Onu böyle Öleceğim padişah diye. çocuğuna aktarır gibi böyle. Nesilden ya. nesile. Da da giderek evet. evet. Artan <laughs> evet. Kaftan gibi. Bir <laughs> de evet, evet. şimdi bunlar moda oldular ya. Böyle herkes <laughs> evet, evet. gidiyor, evet. giyiyor. Evet. Bana evet. şey diyorlar. Abi nereden aldın falan. Şimdi böyle sorular geliyor. Ben bunu hiçbir yerde almadım. Oktay abi ne diyorsun? Evet, ne güzel. güzel. Evet. Öyle güzel. bir ceket. Uzun zamandır oldu. bu kadar gülmemiştim, eğlenmemiştim. İyi evet. ki geldim. Sağlığınızı ayaklarınıza sağlık. Gerçekten ederiz. çok keyif aldım. Ben de keyif aldım. Aldın mı? Gerçekten Aldın, gerçekten aldım gerçekten aldım. aldım. Tamam süper. Aldım, aldım Çok önemli bu benim için. Harika. Umarım sen bundan sonra çok güzel güzel programların olur. İnşallah olacak. çok teşekkür ediyorum. O zaman programı kapatıyorum. İyi hadi bakalım. Hasan'ın da izni varsa. Hasan sen de gel. <laughs> gel Hasan. Gel. Verdiğin, <laughs> verdiğin coşkuyu yap. Bizi izlediğiniz abi. için teşekkür Aynen, ederiz. Veracağız. Hep birlikte mi? Kesiyoruz. Evet kesiyoruz. Ee, bir dakika bitiriş ya. konuşmamı yapayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın. Yapıyoruz. 1-2-3